14 Mayıs seçimleri öncesinde Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında parti devleti polemiği yaşanıyor. Erdoğan'ın deprem bölgesinde temel atma töreni sırasında kurduğu cümleler üzerinden alevlendi polemik. Taraflar seçimlere doğru bütün kozlarını oynarken AK Parti bakanları da birer milletvekili adayı olarak sahaya sürmeye hazırlanıyor, gitmeye hazırlanıyor. CHP ise bakanların adaylıkları ile ilgili istifa etmeliydiler. Kamu gücünü kullanarak adaylık kampanyası yapmaları açıkça anayasaya aykırı çıkışıyla yeni bir hukuki tartışma başlattı. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. Biz burası CHP'li demedik. Bunlar da bizim vatanımız, bunlar da bizim vatandaşımızdır dedi. Türkiye'yi yönetirken de hiçbir ayrım yapmayacağız. Herkesi kucaklayacağız. Erdoğan'ın Hatay İskenderun'da deprem konutlarının temel atma töreninde CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi'ni suçlarken kurduğu cümlelerle başlamıştı tartışma. Kılıçdaroğlu ise CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin yine İskenderun'da kurup kaymakamlığa teslim ettiği Çadırkent'le ilgili paylaşımında Erdoğan'ın sözlerine gönderme yaptı. Hangisi devletçilik diye sordu. İki lider parti devlet polemiğiyle karşı karşıya geldi. Hangisi devletçilik? Biz burası CHP'li demedik deyip övünmek mi? Yaptığı çadır kenti devlete teslim etmek mi? Beylikdüzü belediyemiz yaptı, devlete teslim ettik. Ana muhalefetin 11 büyükşehir belediyesi var. Nerede bu belediyeler? Bu belediyeler acaba buralara uğradı mı? Bütün belediye başkanlarımız soluğu depremde hemen deprem bölgesinde aldılar. Herkese hizmet veriyorlar. Hiçbir ayrımcılık yapmıyorlar. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağcılar, Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi açılışı töreninde konuşurken vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmama sözü verdi. Devlet yeniden devlet olacak. Partiler de parti. Parti devleti son bulacak. Biz burası CHP'li demedik. Bunlar da bizim vatanımız. Bunlar da bizim vatandaşımızdır dedi. Taraflar arasında parti devlet polemiği devam ederken AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un seçimde bütün bakanların milletvekili adayı yapılmasına dair mesajı dikkat çekti. Bakan arkadaşların milletvekili adayı kimliğiyle sahaya çıkmasının çok büyük artısı olacağını düşünüyoruz. Bakanlıktan da gelen güçlerini kullanarak sahada ciddi bir karşılıkları olacak. Bakanların kamu gücünü kullanarak adaylık kampanyası yürütmeleri olanaksızdır. Görevlerinden çekilmeden aday yapılmaları girişimi seçim kampanyasında adayların eşit yarışma koşullarını ortadan kaldıracağı için anayasaya açıkça aykırıdır. Bakanlardan da milletvekili adayı olarak sahaya çıkmadan önce birbiri ardına personel alımı açıklamaları geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca KPSS'yi tercihleriyle 31.600, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 5.000 sözleşmeli personel alacaklarını duyurmuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarsa 30.062 personel alacağız dedi. 2023 yılında 30.062 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Her seçim önemlidir ama 14 Mayıs seçimleri tam manasıyla tarihi bir yol ayrımına dönüşmüştür. Erdoğan'ın tarihi bir yol ayrımı dediği seçimler öncesinde atılan adımlar, yapılan hamleler 14 Mayıs'a ayarlı. Numan Kurtulmuş çok önemli bir itirafta bulunmuş. Bakan kimliğiyle sahaya çıkmalarının çok büyük katkısını olacağını düşünüyorum diyor. Biz de onu diyoruz. Burada büyük bir adaletsizlik var diyoruz. Başladı bile bakanlar kadro vaatleri vermeye. Mühendisler, öğretmenler, sayamayacağım fazlaca meslek grubu helak oluyor sesini duyurmak için. Hem sahada hem sosyal medyada. Madem kadro vardı, neden vermediniz şimdiye kadar? Hukukçular anayasaya aykırı diyor, aktardık. Sizse bizim yeni sistemde bu zorunluluk yok diyorsunuz. Bu adaletsizlik nasıl içinize siniyor? Partinin ismi adaletle başlıyor çünkü.